Emlakçı TV'den herkese merhabalar. Bugün Arnavutköy'de bulunan Talas Emlak'a konuk olduk. Yanımızda Talas Emlak'ın kurucusu Hasan Talas bulunmakta. Merhabalar Hasan Bey. Öncelikle bizlere kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir misiniz? 1959 Konya doğumluyum. Ticarete doğrama mobilya sektöründe başladık. Ağaç, ahşap işlerinde. 1981 yılında kendi iş yerimizi kurduk. Ve İstanbul'a 1990 yılında göç ettik. 1993 yılında İstanbul'da Talas Emlak olarak emlak sektörüne geçtik. Diğer işlerimizi, farklı işlerimiz vardı, hepsini tasfiye ettik ve şu an sadece ve sadece emlak sektöründe faaliyet yapmaktayız. Sizi diğer emlak firmalarından ayıran özellikler nelerdir? Talas Emlak'ı tercih etmelerinin nedeni nedir? Şimdi diğer firmalarla bizim aramızdaki ayrışma birçok noktada olabilir ama biz kimseyi suçlamak adına değil, kendimizi tanıtma adına şunları söyleyebiliriz. Bir, dünya ve ahiret saadetini düşünen bir kişiliğe sahip olduğumuz için insanların dünyada ve ahirette rahat etmelerini ve bizim de hem dünyada hem ahirette rahat etmemiz için hak hukuk konusunda çok dikkatli olmaya gayret etmemiz diğerlerinden belki ayrıldığımız noktalardır. Diğerleri etmiyor demiyoruz ama biz daha çok etmeye çalışıyoruz. Efendim, bunun bilincinde olmanın ötesinde tabi bu bize birçok ilkeleri, birçok kimlik, kişilik olaylarını yüklemiş oluyor. Dolayısıyla bu noktada dürüstlük, hak ve hukuk noktasındaki farklı düşüncelerimiz bizi tercih etmelerini gerektiren sebeplerden bir tanesi. Niye tercih etmeli? Bir, işimizde 20 yıllık bir uzman kuruluşuz. 93 yılında başladık, 2013 yılındayız. Tam 20. yılımızı da hizmet vermekteyiz. Dolayısıyla iki, yaptığımız her işi teknik ve bilim noktasında bilinçlendirip, öğrenip müşterimize en iyi yeri sunmanın. Yani biz 10 lira kazanacağız diye 100 liralık yeri 110 liraya vermiyoruz. 100 liralık yeri 90 liraya vererek 5 lira kazanmaya yeğliyoruz. Yani alan insanlara kazandırma. Böyle olunca da her yaptığımız işin arkasında 3-5 tane gelerek 20 yıldır aynı noktada, aynı yerde hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz ve en ufak bir rahatsızlığımız yok. Ama dikkat ederseniz insanlar bir yıl içerisinde tabelası çok başka yere gidebiliyor veya isim değişikliğiyle başka yerler açabiliyor. Yani bugün trilyonlarca reklam alan insanlar farklı isimlerde farklı emlak isimleri açar duruma geldi. Niye? İşte onu aldatmış, bunu kandırmış, kaçacak yer alıyor, uçacak yer alıyor. Dolayısıyla bundan dolayı biz çalıştığımız insanları biz kazanırken karşıyı da kazandırmaya gayret ettiğimiz için, bir de tecrübemizden dolayı onları yanıltmadığımız için, mesela bizden arsa alıp da zarar eden bir tane insan getiremezsiniz karşımıza. Bir tane insan, bu konuda iddialıyız. Ama diğerlerinden arsa alıp da 5 sene sonra aldığı değere satamayan insanlar çok fazladır. İşte müşterilerimize tavsiye edeceğimiz ve bizi ayıran özelliklerin yanında bizi niye tercih etmeleri gerektiğini sebepleri: bir, uzman bir kuruluşuz. İki, tecrübeli bir kuruluşuz. Üç, dürüstlüğü, dünya ve ahiret saadetini ön plana almaya çalışan bir, bunu söylemde değil eylemde gerçekleştiren bir kuruluşuz. Hasan Bey, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak söylemek istediğim şudur. Emlak almak isteyen vatandaşlarımız, müşterilerimiz 10, 20, 30, 40, belki 50, belki 100 yıl, belki annesinin, babasının, dedesinin mülklerini memleketinden satarak yani bir ömür harcanan birikimleri yatırmaya geliyor. Ha, bunu pazardan domates alır gibi değil, hakikaten ciddi ve uzman insanlarla, bilinçli insanlarla yapmalarını tavsiye ederiz. Mutlaka ve mutlaka emlakçıyla yapmalarını tavsiye ederiz. Yani müşterilerin genel şeyleri şudur, emlakçılardan kaçıp işte mal sahibiyle, mesela benim 50 milyar lira sattığım yer, adam mal sahibinden 70 milyar aldığı yerleri çok olmuştur. Çünkü mal sahibinin bir tane yeri vardır, müşteride şu psikoloji vardır: ben mal sahibinden alıyorsam ucuz alıyorum mantığı vardır. Böyle bir şey yoktur, onun bir tane yeri vardır. Emlakçı ucuz olan bir yeri sunar. Ama düzgün emlakçıyla çalışmalıdır. Yani mutlaka 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık birikimini sağlıklı yatırım yapması için bilinçli insanlarla çalışmalıdır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımıza görüşmek dileğiyle hoşça kalın.